Gamescom 2023 22 başladı ve birçok oyuncuyu mutlu ederken birçok oyuncuyu da üzdü. Sunum içerisinde hem sürpriz olacak oyunlar gösterildi hem de hala neden gösterildiğini anlamadığımız bir iki tane de oyun gösterildi. 2022'nin Game Awards sunumunda olan sahne olaylarla arkasız bir kişinin atlaması olayı bu senede benzer şekilde tekrardan yaşandı. Game Awards 2022'de yaşanan bu olay az biraz da olsa yüzümüzü güldürse de Gamescom 2023'te yaşanan bu olay maalesef çok yüzümüzü güldürmedi. Yaşanan bu olay biraz tat kaçırıcıydı ki zaten izleyiciler de bunu yuğlayarak really disappointed they're disappointed Sanırım bu adam GTA 6'yı bekleyen birçok kişinin sesi oldu ama geçen sene göre çok güzgüldüren bir olay değildi. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Fikrinizi hem beğeni butonundan hem de yorumlardan belirtirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Peki bu sunumda neler gösterildi ve benim dikkatimi neler çekti? Gelin biraz da bunları konuşalım. Burada Gamescom'da gösterilen tüm oyunları konuşmayacağım. Görmeyi beklediğim, önemli olarak gördüğüm oyunlara ağırlık vereceğim. Öncelikle beklenildiği gibi Starfield kısmı bir şekilde görebildik. Gamescom'dan saatler önce Starfield'ın 40 dakikalık oyunu oynanış videosu gösterildiği için maalesef bu sunumda çok heyecanlanamadım. Ama bakın neticede gerçekten büyük bir oyun geliyor. Umalım ki optimizasyonunda sorunlar yaşamayalım. Sunumda tüylerim diken diken eden bir oyun oldu. Bandai Namco'nun logosunun üzerine küçük insanları gördüğüm gibi lan acaba olabilir mi ki derken Little Nightmare yeni oyunuyla evet ben geldim diyerek duyuruldu. Sunum içerisinde görmeyi bırakın genel olarak oyunun üçüncüsünü görmeyi beklemediğim için sunumda oyunu görmek beni bayağı bir heyecanlandırdı. Little Nightmare gibi uzun zamandır ses çıkmayan Killing Killing Floor'un 3. oyunda gerçekten müthiş gözüken bir fragman ile bizlere selam verdi. Oyunun içeriği ne kadar kaliteli olur bilmem ama gördüğüm kadarıyla bayağı eğlenceli bir oyun olacakmış gibi gözüküyor. Sunum içerisinde görmeye en çok beklediğim Black Meat Wukong gerçekten beklentilerimi hiç karşılamadı. Oynayışın ve içeriklerin detaylı şekilde gösterilmemesi, sadece tek bir oyunun şeklinin gösterilmesi ve o ilk fragmandaki görsel güzellikten eser kalmaması oyuna karşı olan tüm beklentimi ortadan kaldırdı. Zack Snyder'in yönettiği Rebel Moon filmi Netflix için duyuruldu. Bu film için çok ümitli değilim ama Gamescom'da gösterildiği için muhtemelen filmi izleyeceğim. Crimson Desert benim muhtemelen sunum içerisinde en çok etkileyen oyun oldu. İlk çıkan ile bu kadar etkilenmediğimden ötürü mü bilmiyorum ama oyunun kısmı oynanış görselleri gerçekten muazzam gözüküyor. Çıkış yaptığı gibi oynamayı beklediğim sayılı oyunlardan biri oldu. Sunum içerisinde beni en çok büyüleyen oyun kesinlikle Crimson Desert oldu. Payday 3 ile ilgili kısa bir oynanış gördük. Genel itibariyle oynanış ve görsellik benim hoşuma gitti ama şu an için oyunu oynarsam Game Pass'ı e oynamayı tercih ederim. Eğer ki gerçekten uzun Valideler oynanabilecek bir oyun olursa indirim vakitlerinde Payday 3'ü alabilirim. Assassin's Creed Mirage'in farklı bir fragmanını gördük. İçinde herhangi bir oynanış görseli yoktu. Çıkışa yakın olmasına rağmen bu fragman beni çok heyecanlandırmadı. Tekken sunumun başlarında sevindiğim ama sunumun sonlarına doğru nasıl ya diye tepki verdiğim bir oyun oldu. Oyunun görselliği, oynanışı ve karakterleri gerçekten iyi gözükürken sonda gösterdikleri yeni single player modu tüm heyecanımı ortadan kaldırdı. Call of Duty Modern Warfare 3'ün hikaye oynanışını gördük. Oynanış inanılmaz derecede tatmin edici değildi ama sanırım yeni bir hikaye göreceğimizden ötürü oynanışa birazcık kanı ısındı. Grand Blue Fantasy Relank hakkında inanılmaz derecede bir bilgiye sahip değilim ama hem görselliğiyle hem de oynanışıyla gerçekten hoşuma giden bir oyun oldu. Ama benim için en büyük sorun oyunun PS4 ve PS5'e özel olarak çıkıyor oluşu oldu. Türk özgün. Grand Blue Fantasy Rilanka sonrasında birden Immortus Everlum'un daha öncesinden çıkmış fragmanı gözüktü. Buradaki sorunsa şu. Oyun zaten saatler önce çıkışını gerçekleştirmişti. Lord of the Fallen'a ait güzel bir fragman gördük. Oyunu oynamayı isteğim zaten vardı ama bu fragmanla kesin bir şekilde çıktığı gün başına oturmaya karar verdim. The First Discounted Luthor Shooter ile çok aram olmamasına rağmen ekiple girmek çil bir oyunmuş gibi hissettim. Çıktığında biraz oynamayı isterim. The Crow Motofest hem görsel olarak hem de içerik olarak gözüme hoş gözüken bir oyun oldu. Çıkış yaptığında Uplay üzerinden denemeyi düşünüyorum. Expedition and Mother Runner Game bu türde olan araç oyunlarına çok bir ilgim olmasa rağmen gösterilen oynanış beni biraz etkiledi. Çıkış yaptığı zaman imkan olursa deneyimlemi istiyorum. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC ile ilgili detaylı bir içerik sunumu yapıldı. Henüz Cyberpunk'ı detaylıca oynamadığım için çok yorum yapamayacağım ama bu DLC ile gerçekten oyuna eklenecek bir ton mükemmel şey olduğunu söyleyebilirim. Warhaven yine sunumda beni etkilen sayılı oyunlardan biriydi. Oyunun fragmanı gerçekten heyecan verici duruyor gerekiyor. Oynanış olarak da biraz For Honor'a benzeyeceğini düşünüyorum. Free to play olduğu için çıkış günde kesinlikle deneyimleyeceğim. Ülke kurma veya bu türde strateji oyunları ile pek aram yok. Ama ara Hisarı, Antol içeriği bakımından benim bayağı hoşuma gitti. Tarih boyunca bir gelişim gösterdiğimiz için saatlerce başından kalkmadan uzun süreli oyunu oynayabileceğimi düşünüyorum. Son olarak Elim 2 ile beraber hem sunum bitti hem de benim listem bitti. Elim Wake 2 bir önceki sunumda gösterildiği şeylerle bile beni bayağı bir etkilemişti. Bu sunumda daha ne gösterebilirler ki dediğimde bu kadar hoşuma gidecek bir şey bekliyordum demiyordum. Görsel anlamda karşımıza gerçekten muazzam bir oyun var gibi gözüküyor. İçerik bakımından Sam gerçekten iyi bir iş yapacağını bildiğim için Alan Wake 2'yi büyük bir hevesle bekliyorum. Bundan sonrasını ise isterseniz benimle Twitch üzerinden de devam edebilirsiniz. Twitch üzerinde olabildiğince oyun ve sohbet yayınları yapıyorum. Ayrıca benzer sunumların olduğu zamanlarda da ekiple sunumları izleyip yorumluyoruz. Böyle anlarda sizleri de chatte görmeyi çok isterim. Gamescom 2023'ü 2022'ye kıyasla bir tık daha beğendim. Bakalım bu saatten sonra 27 Ağustos'a kadar daha neler gösterilecek. Ayrıca... Temavaz etkinliği 7 Aralık'ta olacak. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.